açılış konuşmasını yapmak üzere Enstitü Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Balcı'yı ekranlara davet ediyorum. Kıymetli misafirler, herkese merhaba. Türkiye'de en son olarak akademik sohbetler, bir diğer bir Mevlana'ya olduğunu anlatacağım. Hayır, hayır. Mevlana'ya olduğunu konuşmuyorsa daha sonra İslam'da ve sanatlardan da gösterilen tarihi ve şahsi hakikaten. Türk dil ve edebiyatı arasında olmak üzere Cemiyet Bayanları'nın pek çok farklı sanatında kendinden sonra varlığını hissetmiştir. Güzel sanatların edebiyat ve olumluluk gibi iki büyük alanlarda onun izleri asırlarca devam etmiştir. Sanatkarlar yol gösterici olmuştur. Tasavvufi yorumları ve açtığı İslam'ın düşünce ve ihsan değerlendirecek boyutunda da takipçilerine yine yol gösterici olduğunu biliyoruz. Bugün akademik sohbetlerini düzenlemiş olduğumuz akademik sohbetlerin bir diğerinde Hazreti Mevlana'nın İhtihali'nin 147'sini idrak etmek üzere Adnan Kara İsmailoğlu hocamız ki kendisiyle bir dönemde çalışmaktan bahtiyar olduğum kıymetli hocam Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu hocamız bizleri kırmadılar sağ olsunlar. Bir konuşma az sonra söyleyecekler. Ardından Haruk Korkmaz isimli arkadaşımız Hazreti Mevlana'nın müziki olarak tecrübesini bizlerle paylaşacak kendi düşüncelerini. Sonra yine Haruk Korkmaz, Enes Durce'den, Alper Kustur, Cavit Altınkaya'dan oluşan küçük bir saz heyetimiz. Sizlerle Mevlana'nın müziğinin farklı türlerinden seçkilerini soracaklar. Hepimizi dinleyeceğiz. Bizleri bugün burada yalnız bırakmayan başta kıymetli hocam, Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu, Harun ve diğer sahazende arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız ve bizi dinlemekte olduğunuz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Verimli bir program olmasını diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Adnan hocam buyurun. Estağfurullah. Bizim Anadolu'muzda anladığı
ışığını saçtı. 10 yaşı civarında bugünkü Suriye'den Anadolu'ya girmiş olan Hazreti Mevlana 15 yaşında Karaman'da ikamete başladı. Yuvasını oradan kurdu. Ben hayırlı evladı, onun bilgilerini, çevresini, günümüz ulaştırmalı büyük kimetler görmüş Sultan Veled'i orada dükkanını aldı. Ve 22 yaşında artık daimi ikamet yeri olan Konya'ya yerleşti. O daha önce de genç şehrinde, yani büyük burasında bizim bildiğimiz, tanıdığımız şahsiyetlerle bir arada bulunmuş. Bizim bildiğimiz, hissettiğimiz kültür ve duyguyla bir arada bulunmuş bir şahsiyet. Dolayısıyla Selçuklu'yla bir kültürlü haline gelen Anadolu'da o güzel bir mekan, huzurlu bir çevre elde etmiş olmuş. Konya'ya ilgili finansiyetini ifade ederken adeta bana Konya şiir söyletti, Konya halkı şiir söyletti demektedir. Böyle onları neşelendirmeyi arzu ettiler. Ben de öyle şiirler söylemeyi tercih ettim. Yoksa ben bu kadar şiirle meşgul olmazdım diye ifade ediyorum. Dolayısıyla değerli dostlar, Anadolu, Konya, Hazreti Mevlana için çok özel bir yere sahip. Varlığın ise Konya'yı dünyaya buluşturduğu diyelim. Şimdi bir de ters açıdan bakalım tablaya. Onun Konya'daki varlığı bütün dünyanın Konya'yla ilgi kurmasına neden oldu. Ve bugün dünyanın her tarafında Hazreti Mevlana'yı sevenler, onun kitaplarını okuyanlar Konya'ya yönelmekte ve maalesef bugünler bizim için üzüntülü günler, bütün dünya için hastalıkla, salgınla mücadele edilen bir dönem. Hani bunu hariç tutarsak, bu yılı yani yıllar boyunca, özellikle son yıllarda bütün dünyadan Konya çokça misafir kabul etmektedir. Sadece şu kadar bir huzur ifade edeyim. Bundan 5-6 yıl önce sık sık Konya'da bulunduğum için ifade edeceğim. Konya'da cumartesi akşamları icra edilen aynı şehir mukabelesine ortalama 2000 kişi katılıyor. Yani yılın her haftası, her cumartesi icra edilen bir beraberliğin 2000 ortalaması olması yani herhalde dünyada böyle bir başka bir efendim merasim veya şu da aynı şehir veya Sema Mutabelesi'ni isimlendirmeyiz. Manevi zevkle dolu bir beraberlik olmamıştır. Olmuyor. Dolayısıyla yaklaşırken böyle canlı ve ilgili yaklaşmamız icap eder. O bize neşeyi, zevki çok anlamlı bir şekilde sunuyor. Dünyadaki bütün sıkıntıları zevke dönüştürmek mümkünken ona ilave olarak ölümü dahi yeşillik ve tatlı bir güneşi gördü. Malumunuz, işte bir Ağustos, yani düğün gecesi, gelin gecesi, düğün gecesi ölüme dahi bir güneşiyle heyecanlıdır. Ve bunu işte aktarırken kullandığı en büyük vasıta şiir ve şiirdeki vezir ve seda Kefati diğer yerde indiği şekilde musikidir, eğilir, revaptır, kanlıdır. Bu konulara gireceğiz. Ancak Hazreti Mevlana'nın hayatıyla alakalı çokça ciddi edilmek mümkündür değerli dostlar. Herhangi bir arkadaşımız arzu ettiğini şu an söyleyeceğim adresinden veya herhangi bir yazıda, bir kitaptan hakkında Hazreti Mevlana'nın hayat içerisinde ilgili birçok aydınlatıcı bilgiye ulaşır. Biz bunu daha çok, bu konuşmayı daha çok onun bekleme heyecanına ve bize gösterdiği kılavuzluğa yani yönlendirsek herhalde daha doğru olur.
Ama bu yaşlardan ifade edeyim, değerli dostlar. Az önce ifade ettiğim gibi. 24 yaşında babasını Konya'da kaybetti. 25 yaşında kocası şeyhi Seyyid Nurhanettin ile buluştu. Bunların Kayseri'de mezun önemli bir şahsiyettir. 34 yaşında Şemsi Tebrizi ile buluştu. Kendisi şanslı buluştu. 37 yaşında onun ani ayrılığıyla yüz yüze geldi. Efendim, yani 40 yaşında bu ayrılık. Ve 40 yaşından sonra söyledikleri, anlattıkları heyetlerle, kitaplarla bize ulaştılar. 66 yaşında hatta yürürken bize bıraktığı önemli miktarda eser. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Yaklaşık 66 bin beyit kadar şiir, 500 sayfa kadar yazılı metin. Yani düz nesil, düz yazıyla eser var. Dolayısıyla Hazreti Mevlana dediği gibi kulaktan duyma veya kimi zaman bazı hadiselerin öne çıkarıldığı konuklarla demek bugünün insanda yakışmaz bir ifade ederiz. Hani de böyle bir ihtiyaç kapısı altında bu bağlantıyla konuşurken daha da tercihlerimizden olma mecburiyeti hissediyorum. Bu programı hazırlayan arkadaşlarımız bunu hissederek hazretlerimizle bağlantılar. Yani konumuz edebiyat, edebiyse şiir ve musikiyle çerçeveliyor. Hazreti Mevlana'nın bildiğin kişiliği, onun tasavvufi kişiliği, yani irfani şahsiyeti, efendim, şair oluşu ve bütün toplumumuzda çok tatlı, hoş bir selam bırakan söyleyişiyle aşık vasfı ön planda. Ama biz burada onun insana dönük zevke ve eşeğe dair yönlerini öne çıkartacağız. Hazreti Mevlana'nın böyle çeşitli kişiliği olması sebebiyle o bütün dünyada alaka gidiyor. Herkes kendi çerçevesinden yaklaşarak ondan zevkler, bilgiler elde ediyor. Ben ne, niçin bu kadar zevk kelimesini kullanacağımı daha sonra istatistik ettim. Hazreti Mevlana bu eserleri oluştururken büyük bir mirasa sahip. Anadolu bugüne kadar İslam dünyasında ve İslam öncesindeki coğrafyalarda oluşmuş olan bilgilerden yararlanmayı çok başarılı bir şekilde sürdürmüş. Hazreti Mevlana'nın kendilerinde tabii İslam dünyasından alimlerden, özellikle mutasavvuf şahsiyetlerden çok söz edildiği aşikar. Hani müşteriklerden, ayrı kelimelerden çokça yaralandı bu aşikar. Ancak İslam öncesine ait kültürden de çokça haberdar oldu aşikardır. Nice anlatımlarına, bunun anlatımlarında örneklerini getirmek mümkün. Hani Ekrar-ı Galim Sur, Kelilerin gibi ana onun eserlerinde üç okumlarla oluşturmaktan mümkün. Aynı zamanda Hazreti Mevlana bu eserlerini bilirken bizatihi elimizdeki örneklerinden hareketle söylüyoruz. Değerli dostlar, Farsça, Arapça, Türkçe ve Rumca'dan devam. Anlaşılıyor ki, yerleşimdeki insanlarla dört dilde konuşup anlaşıyor. Ve dil kullanımında yer yer tamamen halkın, vatandaşın konuşma usulünün da yansıttığı ifadeler ve bölümler var. Dil sadece yetmez noktasında da olmuştur. Görülen görülen konuşmayı da öne çıkarmıştır. Ama ben Türkiye'den bir iki beyti de
mısrayla anar sözümüzde değil. Diyor ki, eğer Fransızsan, eğer Rusysan, eğer Türk, zevan dediği zevandan daha beyaz. Birinci sırada diyor ki, Fars isen, Rum isen, Türk isen de, dilsizlerin dilini var. Dilmişim her birden konuşmak. Evet, Türk olursun, Fars olursun, Arap olursun vesaire. Konuşup anlaşmak gibidir. Ama dillerin dört ötesine geçen bir anlama biçimi, anlayış biçimi vardır. Konuşmasız, imansız ve yazısız, gönülden gönüle binlerce tercüman yükselir diye. Dolayısıyla bu dilsizlerin diliyle konuşmak, gönülden gönüle konuşmak, aradan mesafelerin kalkacağı bir yaklaşımla tebessümle bulunmak, böyle bir yol var. Saatlerce günden görmüşmek değil, samimiyetle gönülden bakışmak bunun esas yönüdür. Yoksa nice zaman birbiriyle beraber olup anlaşamadık diye ayrılan insanların hali ne acıdır, ne kötüdür değerli arkadaşlar. Bu yaygınlığı oluşturabilmek için tabii ki fikirleri de var. Hayatlarından aldığı daha aşikardır. Diyor ki, ol çiçeği için yazıda buldum, kimseye bilme, hasmına bilme. Yani, çayında tümende bulduğun çiçeği kimseye verme, hasmına, düşmanına ver. Çünkü düşmanlıkların azaltılması gerekir. Düşmanlığın ortadan kalkması gerekir. 13. asır Anadolu coğrafyasının temel bakım tarzı, yaklaşım biçimi böyledir arkadaşlar. Hem de aynı zamanda bunu söylüyor. Moğol istilasının söz konusu olduğu yıllarda söylüyor. Hatta kimi İslamiyet'i tam özümseyememiş, efendim kalabalık veya eşkıyalığı tercih edebilen, kendi halkından insanlara bunu söylüyor. Yani acı sahnelerin de sonları tabloda söylüyor. Ama bu ortak bir anlatım tarzın çünkü insan olduğu yer yüzüne kavga için gelmemiştir. Yürüsemde zorunlu hatırlayalım. Artık tekliği hatırlayalım. Onlarda da böyle bir sefer var. Efendim, bu Türkçe söyleyişin Farsça açıklamaları olan bölümler de var Müslim şerifte. Diyor ki düşman dahi olsa insanda bu, iyilikte bu. Nice düşman kendilikle dost olmuş. Dost olmazsa da kine azalır. Zira iyilik kine nefretlerdendir. Değerli dostlar. Hani atasözümüz var. Elbette biliyorsunuz ama burada bizler dertleşiyoruz. Öyle düşünelim. Birlikte yeniden yenileşmeyi, yeniden hislenmeyi, uygulanmayı düşünelim. Yoksa bir hafif dinleyici var değil. Aziz Mevlana bu noktalarda dinleyicilerin hakiklerden daha çok şey hissedebileceğini, anlayabileceğini ifade ediyor. Değerli dostlar, sözün özü şu, topluma dost şey ve istek, zevkler dönüktür, oraya intihar etmek istiyorum. Zamanımızda birkaç yıl umarım geçireceğiz. Zevk, kelimesi günümüzde genelde hani duygulara hitap eden, bedene hitap eden ruhlar için kullanılır hale gelmiş. Yani bu kadar ağır kesinlikle ifade ettiğim ama genel hatta zevk denildiğinde eğlence neşeye hakkına gelir. Ama zevk kelimesi insanoğlunun canlı bir yıl tutan ve olumlu yönde hatıra gelmiş. Hazreti Mevlana diyor ki, yapılan işlerin, kulluğun ameli, ürün vermesi için zevk gerekir. Tohumun ilim vermesi için öz gerekir. Değerli dostlar, tohumda filiz verecek, ürün verecek olan o öz nasıl anlamlı istiyorsa,
Yoksa o doğum çünkü üç gün doğum olur. İnsan bana zevk verir. Hangi işi yapacaksa onu zevkle yapmayı başarmak gerekir. Zevk insanı verir. Hayat neşesi diye bu sürdürülen büyüklerin var. Çünkü adam kişide hayat neşesi olmalı. İkinci olarak da sonsuzluğu aşk olmalı. Yani daima ileriye. Tavuk canlıyı bilir. Sözleri yetecek. Ve hedefimiz sonsuzluğu kurulacak. Dünyada kızgınma diye büyüklerimizi ifade ettiği aletleri ise Hazreti Mevlana'nın şey yavrusa döndürdüğü anlayışla hakkın huzuruna tekrar var. Dolayısıyla zevk bu. Yönden Hazreti Mevlana, cömertliğin zevki. Evet değerli dostlar, cömertliğin zevki, seyirin zevki, din zevki. Bakın nasıl bir tabir bu, değil mi? Bizim inançlarımız, düşüncelerimiz, ağırlığı, külfetsiz falan değil. Müthiş bir zevk taşır. Taşımalıdır, hissetmeliyiz. Diyor ki, her iki razı olup bildiğin dediği dolayı şehrin dünya olur, şehriniz dünyaya. Din zevki oluşan kişiye dünyanın olur, hiç lezzet olur mu? Nasıl bir şey diyeceğim? Hayatı anlamlı kılacak olan bizim gönlümüzden hissettiklerimizdir. Diyor ki, zevk, lezzet işledir bu işlereyim. Saraylarda, köşklerde aramayı ahmaktır. Yani gönül dükkanı, gönülden bakarken vücudun ve huzurlu yaklaşır. Dinlerimizi kötü düşüncelerle, vesveselerle asla buluşturmayacağız. Bu nadele geçtiğimizde ondan kurtulmak için metodlar, yollar bize söylüyoruz. Bu önce ifade ettim. Diyor ki dinleyici, önce şunu ifade ediyor ki, dinleyici aç ve susuzluğu olsa ölü hacet iyi bir kuş. Yani bu önceki sözlerde şöyle bağlantı ifade ediyorlar. Yani bizim canımız yani bakışımız, duruşumuz biz bir spektrumdan bir spektrumdan bakıyor. O hayat dışısı ve sanatçının aşkında taşıyorsak bunların hepsi anlamlıdır. Nice dinleyiciler vardır. Anladıkları, acemi anladıklarından daha fazladır. Bu dinleyiciye, halka, vatandaşa verdiği müddeli anlamı gösterirken çok güzel bir değer katkıda tarafı hissedilmektedir. Yani sınıfta öğrenci misafir gibi, hoca bir görev yapan, memur gibi bizim olsun. Sınıfta esas aktif olan öğrencinin kendisi olmalı. Bunu Hazreti Mevla'dan söylüyor. Nerede güzel bir konuşma, güzel konuşan bir konuşma varsa, dinleyicilerin etkilenmesinden öğretmenin ciddiyeti ve samimiyeti öğrencilerin istekli var. Bu isteği bir ihtiyacı olan çocuğun annesinden aldığı bu temel gıdaya benziyor. Çocuk istedikçe annesi tutar. Dolayısıyla arayan, isteyen bir topluma benzinmiş olmalıyız. Veya bunu hissettim değil. Bu iki ezelden biri var mı? İnsan dünyaya çünkü tanıdık, aramadık. Dolayısıyla Hazreti Mevlana gönle, gönülden bakacak böyle dikkat çekiyor. Ve galiba bugün de bu işe ihtiyacımız var. Hayır, ümitsiz olma, kendini neşelendir. Yardım edeceğinin önünde yardım edeceğim. Bile. Efendim bunu ümitsizliğin zaten
düşüncesizliğin, inancı yerinde olan insanlarda olmayacağını bildiği kaynaklardan da biliyorum. İnanç konusundan asla ümitsiz olmaz. Halit Mevlana'dan bu konuyu sürekli ön plana çıkartıyor. Hani o diyordu, ümitsizlik mahallesine gitme, ümitler vardır. Karanlığa doğru gitme, güneşler vardır. Bunları bizim için söylüyor. Dünyaya hitap edilen sözler bunlar değil. Ne kadar çok sayıda 150 yakın ülkeye ulaşan bir söz oldu. Ama bakınız, bu dikkatle evvel oluştururken bir bölümünü söyleyelim. Bundan sonraki yıllarda daha canlı ve diri buluşmalar gerçekleşecek. Böyle bir gün içerisinde bulunurken Hazreti Mevlana'nın ve özellikle bu anlatım toplumda defalarca tekrar edilmemesi, televizyonları, yayın organlarını doldurmaması, gücüm çok daha fazlasını inşallah geleceğimiz günlerle de buluşacağız. Evet, insanoğlu kararının da bir işi olmuştur. O gönlü rahatsız olan kişiye nasıl sesleniyor biliyor musun? Ey gönlü rahatsız kişi, hastalanmış kişi, yani işte kuşkulara, mesleselere, telaşlar düşmüş olan kişi. İlaç için, tedavi için harekete geçin. Bütün tedbir, alışkanlıkları değiştirmek, evet, alışkanlıklarınızı yani unutma ve alışkanlıkları silineceksiniz. Olmanın tarzına değişeceksiniz. Ben olur muyum? Bu çaba muhalefet için yapmışım. Hani ben size çok da tutuklarınızdan bir ifade edeceğim ama taze nefesinde bir mahsul yok diyeceğim. Her gün yeni bir akarsu gibi yeni bir konak açmak ne güzel. Hani daha ilgili bir ifade edeyim. Hoştur her gün akarsu gibi durup sormadan bir yılına kaçmak. Dün gitti, dünün sözü ve dün gibi geçti. Bugün yeni söz söylemek gerek. Bunu hani toplumlara, insanlara söylemek için bile getirmeyin. Bunu bir saatin kendiniz için. Bugün bir merhale daha bir konak daha açtık başlıyor. Dördüncü anlayışta dün öyleydi tamam ama bugün daha anlamlı, daha özellikli ve daha neşeli olmayı bize başlıyor. Hani biz bunları sen bu toplama için ve yönlendirmek için kullanacak bir sözü kılardan değiliz. Hani biz abi kendimizi de başlasın olalım. Hiç yok burada, şakanlı olayım. Öyle bir ruh ki, evet bu ruh kendi ifadeyi ama her birimizin kendisinin ifade etmesini ve hissetmesini ağzını bile söylediğine inanıyorum. Çünkü tavsiyesi, yakın duruşu, sevgisi, merhameti böyle olur. Diyor ki, eski satıcıların sırası geçti. Yani kendimize diyelim, eski alışkanlıkların sırası, davranışların sırası geçti. Biz yeni satıcılarız. Biz bugün yeniyiz, yenileştik. Yeniden yola çıkıyoruz. Bu an, bu çarşı bizim çarşımızdır diyor. Biz de diyoruz ki bugün bizim günümüzde, o gün bizmişler. Bakınız, bunların ısmarı bizler. Bilgi almak, bilgi edinmek, görgü sahibi olmak. Diyor ki, antik kelimeye biraz yapıyoruz. Allah'ın rızkından yiyiniz. Meali-i Cahil'i diyor ki, sen yanlış anladın. Nasıl yanlış? Bunları yorumunu söylüyorum. Yoksa şey geçirici bu kıyar. Hani şu zamanı çok meşhur etmek istemedim. Diyor ki Allah'ın rızkından yiyiniz ayetini ekmek anladım, hikmet değil. Hikmet, bilgi, görgü, anlayış. Bu böyle öz bilgi. İnsana hayatta neşe veren, yol gösteren bir dünya var. Ekmek anladın. Allah'ın rızkından yiyin ayetini ekmek anladın. Hikmet değil, bilgi görgü değil. Hakkın rızkı olarak hikmet daha üstü yeridir. O ekmek gibi boğazın tıkayıcı olmaz.
Yani bize diyor ki, bilgi ve görgü edildiğimiz hem cerabetliği, tam olası sonunda, sonunda yapsın, sütü niye yapmış? Hem de modern olarak mümkün de yolumuzda yapmaz. Şükür sabır, şükürler tamamladık. Gıdadan, ekmekten daha değerli. Allah için bilir vermesin. Ben rahmetli bu annemden açlığın ne demek olduğunu bilir. Açlık çektiler. Eşi ağaç pamuklarını yediler. Evet. 40'lı yıllar. 50 yıllar. Hani 2. Dünya Savaşı yıllarını. Mısır'ın kendisi yok, onun koçanı. Hani köpe adlandırmış şampanya, onu satarak yapmışlardır. Asla öyle bir düşünceniz yok. Ama gıda olarak bilgi gıdasının, ruh gıdasının, beden gıdasından daha önemli olduğunu hissettiren bir anlayışı elbette Cuma. Evet. Dolayısıyla her güzel sözün, her güzel anlayışın yansıtıldığı meclislerin derslerinin sonunda şükürler, elhamdülillah bu dersler sunulmaktadır. Bu günlerimizde sofra duasını ise böyle bir değerli başlar. Hadis-i Peygamber'den, bakınız şiirden, musikiden nasıl bir anlam ve başlıyor? Biz bazen hani kulağımda bir ses dersin bir musikinin arayla veya bir ses musikti dedikten yani dostlar hatırlatıyoruz. Bizi evet bizleri hakikatini duyuruya yönlendiren sözler. Tamam, devam edelim. Evet, Mevlevi Hüsnü ve Mevlevi Havai Geçici efendim, İslam medeniyetinin mistikleri olan sufiler, en erken devirlerinin itibaren müziği yoğun gücü göstermişler. Sufiler de musiki, ayinlerin bir parçası olmuşlar. Allah'a yakınlaştıran bir vesile adetlerinin dini merasimine yakınlaşmışlar. Başta def, bendef gibi ritim sazları olmak üzere pek çok enstrüman, sufilerin ibadet yerleri olan tekkelerde çalınmış ve sisle eşlik edilmiş. Zamanla İslamiyet'e ve dolayısıyla Sufi'nin uzak doğudan Fas'a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılması, zikir ve merasimlerdeki müziğin icra edildiği bölgenin köklü müzik gelenekleriyle doğal bir ilişkiye girmesine neden olmuştur. Bu ise orijinal sentezler doğmasına zemin hazırlamıştır. Hint Müslümanlarının, Arapların, Türklerin, İranlıların, Kuzey Afrika'daki pek çok kavmi Sufileri kendilerine has müzik ekolleri geliştirmişler, bu geleneklerini günümüze aktarabilmişlerdir. Kur'an'daki bir ayette Allah bütün insanları yaratıp Elest ve Ezma adı verilen mecliste onlara şöyle hitap eder. Ben sizin Rabbiniz değilim. Bütün insanlarda o ilahi sesin kendilerine ulaşmasının etkisiyle evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap verirler. İslamiyet'in erken dönemlerinden itibaren Sufiler bu ayeti son derece orijinal biçimde yorumlamışlardır. Onlara göre musiki Tanrı'nın sesinin bir aksıdır. İnsan Eres Bezmin'de duymuş olduğu sadanın peşinde hasret ve arayış içerisinde bir yolculuk. Müzik faaliyeti, bu yolculuk dolayısıyla müzik yapmakta bizatihi ibadettir. Burada Sufilerin müziği iki kısımda değerlendirdiğini, ilahi ve dünyevi hisleri galeyana getiren iki tür müzik bulunduğunu düşündüklerini hatırlamak gerek. Nitekim Ehl-i Sünnet mezheplerinin en önde gelen alimlerinden birisi olan İmam-ı Gazali'ye göre, musiki aşık aşkını, fazlını, fıskını arttırır. Aşktan Murat aslında Tanrı'ya ve ilahiliğe duyulan arzudur. Görüldüğü gibi burada musiki olduğu gibi temize çıkmış, onun dünyanın insanın özelliğine göre şekillendiği kabul edilmiştir. İşte böyle bir düşünce dünyasına gözlerini açan ve doğduğu bölge olan Afganistan'ın ve yaşadığı bölge olan Anadolu'nun zengin sufi kültüründe yetişen Mevlana Celaleddin Rumi, mukaddimesinde dinin asıllarının asıllarının asılları olduğunu ifade ettiği kitabı olan Mesnevisini musikiyle açar. Bu kitabın ilk kelimesi dinledir. Ardından devam eder. Dinle bu neyle? Ne hikaye anlatıyor? Ayrılıklardan şikayet ediyor. Mevlana, İslamiyet'in kutsal kitabı olan oku diye başlayan Kur'an'a adeta bir nazire yazarcasının kitabına dinle diye başlamış ve musiki merkeze oturmuştur.
Mesnevisinde ve diğer kitaplarının pek çok yerinde musiki ile ilgili pasajlara sıkça rastlanır. Kendisini anlatan çağdaş kaynaklarda onun musiki ile kurduğu ilişkiyi anlatan hikayeler olduğudur. O, arkadaşı ve müridi kuyumcu Selahattin, altını çekeçle döverken çekeçten gelen ve kendisini kaptırıp birden dönmeye başladı. Sabahlara kadar musiki dinleyen, musiki dinledikçe kendinden geçip seva etmeye başlayan ve uzun seva seanslarıyla çalgıcılarıyla takatsiz bırakan coşkun bir kişidir. Kendisini rebap çaldığıyla rivayet etmektedir. Mevlana böyle olunca onun görüşleri etrafında şekillenmiş olan Mevleviliğin de musikiyle yoğunan bir tarikat olması kaçınılmazdı. Mevleviliğin kurucusu olduğu kabul edilen oğlu Sultan Veli'nin en önde gelen eseri olan Rebapname'de okuyucu, dinleyici rebap sazının etkileyici sesine yönlendirilir. Mesnevi'deki metafor değişse de değişmeyen şey musikinin etkileyiciliğine ve insanı olgunlaştıran tarafından dikkat çekilmesi ve kamil bir insan olmanın önemli yollarının biri olarak musikinin kabul edilmesidir. İşte bu sebeple Mevlevi ibadetlerinin başlıcası olan sema mukabelesi musikinden ve danstan ibaret olan bir merasimdir. Başlangıçta Mevlevi mukabelelerinin daha serbest bir mahiyet arz ettiğini yerli ve yabancı kaynaklardan öğrenmekteyiz. Mukabele, tarihi süreç içerisinde gitgide her bir ayetin sözlerinde değişiklikler yapılmış, pek çok kurallarla kuşatılarak tertibe sokulmuş zengin bir seremonidir. Mevlevi mukabelesi aslında Mevlevilerin çok önem verdikleri, ibadetlerin başına gelen semahın etrafında şekillenen bir törendir. Semahane adı verilen dairevi mekanda şeyhin ölçülüğünde bilen dermişler, yerlerine geçtikten sonra sağ çaprazlarında yer alan şeyhin selamına karşılık verirler ve şeyhi peşi sıra yer öperek ve şeyhin peşi sıra yer öperek diz üstü otururlar. Aile semahane dışından takip edecek olan ziyaretçiler için de yer vardır. Müzisyenler ise genellikle kendilerine ayrılan ve mutlif maksuresi olarak adlandırılan yerde hazır bulunurlar. Ayet mi? Kur'an'dan herhangi bir bölümün müzisyenlerin bulunduğu kısımdaki bir kişi tarafından okunmasıyla başlar. Ayinin başında okunacak olan ayetler genellikle bulunulan gölün ayın anlamına denk düşecek şekilde seçilir. Kur'an tilavetinin sözleri Mevlana'ya ait olan Hazreti Muhammed'i övücü ifadelerle yazılmış olan Nat-ı Şerif'in okunması takip eder. Nat-ı Şerif de tıpkı Kur'an tilavetinde olduğu gibi bir kişi tarafından okunur. Nat-ı Şerif olarak pek çok farklı şiir tercih edildiği görülmektedir. Fakat bunların en yerden Ya Habiballah Resulü'yü Halik bir vektardır yapıştığıyla başlanan meşhur nahtır ve rivayetlere göre bestesi ıtriye aittir. Klasik Türk musikisinin seçkin örneklerinden kabul edilen bu eser ritimsizdir ve resitatif benzerli bir okuyuşla icadidir. İçinde pek çok geçki barındıran bu eserde Türk musikisinin ses aralıkları zengince kullanılmış. Nahat sona erince kudüm sazı birkaç daha kurur ve neyzen başı taksim etmeye başlar. Taksim, doğaçlama olarak tek bir kişi tarafından yapılır. Bunu yapan kişi, musiki bilgisini kullanarak belli makamlar üzerinde ustalıkla melodi yaratır. Bu taksimlerde müzik gösterisi yapmak kesinlikle amaçlanmaz. Taksim, ustalıklı ancak son derece ağır başlı, tercihen o gün icra edilecek olan ayini bu makamların yoğun şekilde işlendiği doğaçlama olarak tartışır. Herkes koşu içerisinde ayinin bu ilk üç bölümünü dinler. Neyzen taksimini tamamlayınca, Aliye'nin müzik bakımından yöneten kişi olan Kudümsel, müzisyenlerle göz teması kurar ve sağ taraftaki Kudüm'e ilk darbe vurarak Aliye'nin toplu icra kısmını başlatır. Onun ilk darbe ile birlikte müzisyenler kısmındaki bütün sazendeler, Teşrev adı verilen özel bir ritim üzerinde bestelenmiş olan enstrümantal eseri çalmaya başlarlar. Bu peşrevlerin usulü daima 56 zamanlı Muzaaf Devri Kebir'dir. Bu arada Şeyh ve de arkasından dermişlerin kellerini sertçe yere vurarak ayağa kalkarlar ve Sultan Veled Devri olarak adlandırılan seremoniye başlarlar. Bu seremonide Şeyh de dahil olmak üzere semahanede olan bütün semazen dermişler birbirlerine eğilerek selam verip semahanenin etrafını dönerler. Bu devir üçe tamamlanınca Şeyh kendisine ait olan kısma geçer. Akabinde Kudümze'nin sert darpları ile müzik kesilir. Bu kısımda neyzenlerden biri kısa bir taksim yaparak müziği toparlar ve biraz sonra başlayacak olan kısım için dervişleri hazırlamış olur. Genellikle 15-20 saniye kadar süren kısa doğaçlamadan sonra hem okuyucu hem de çalgıcı dervişler, Kudümze'nin işaretiyle ayinin ilk sözlü kısmını icra etmeye başlar. Bu kısma birinci selamdır. Sözlü kısım icra edilmeye başladığında semazenler tek tek şeyhin diline dönüp dönmeye başladı. Ayinin her bir kısmı kendine ait özel ritmik yapılar üzerinde kurulmuştur.
Aynen bilimsel adı genelde devre devam ya da düet adı verilen usuller kullanılarak bestelenmişlerdir. Birinci selam, kodümüzünün ritmi değiştirmesiyle sona erer. İkinci selam ismi verilen kısım başlar. Bu kısımda ritmin değişmesiyle birlikte semazenlerde durur. Birinci selama başladıkları gibi tekrar sıraya dizilerek semaya başlamak için hazırlanırlar. Böylece bir parça dinlenmiş olurlar. İkinci selam, birinci selamına zarar daha kısadır. Genelde birinci selamın üçte biri uzunluğundadır. Daima evvel usulündedir. Birinci selamın yarısı, hatta üçte ikisi kadar olan ikinci selamlar da vardır. Bu kısmı üçüncü selam takip eder. Üçüncü selam genellikle dinamik bir ritim olan 28 zamanlı devri kebep usulüyle başlar. Semazenler yine aynı şekilde selam değişiminde durarak dizileşir ve semağa çıkma seremonisini tekrar ederler. Üçüncü selam ayin-i şerifin en renkli bölümüdür. Bu bölümde üç ritim değişikliği vardır. Devri kebepleri 10 zamanlı aksak semayı ve 6 zamanlı yürük semağı usulleri takip eder. Tempo ve ritkede hızlanır. Semağın en coşkun kısmı burasıdır. Dördüncü selama geçilirken yapılan ritim değişikliği yerini dinginliğe bırakmaya başlar. Dördüncü selam ikinci selamla aynı ritimde bestelenir. Bu iki selamın genellikle sözleri ikili zamanda bestesi aynıdır. Dördüncü selam bitince semazenler durmaksızın semana devam ederken son teşrif adı verilen enstrümantal kısım çalınmaya başlar. Ayin-i Şerif'in sözlü kısmı nihayete ermiştir. Son teşrifi genelde yine ne ile yapılması adet olan ama kimi zaman başka sazlarında yapabildiği son taksimi takip eder. Son taksimin nihayetinde Kur'an'dan belli ayetlerin okunması adet olmuştur. Ayetlerin dönme fiiliyle ilişkili olması ise teavül demektir. Bu esnada Şeyh Efendi ve Dervişan semavı keserek yerlerine geçip otururlar. Nihayet Şeyh Efendi'nin duasıyla mukabele sona erdi. Ortalama bir saat süren mevlevi ayinlerinin hepsi birer sanat abidesidir. 17. yüzyıldan 1925'e kadar 100'ün üzerinde mevlevi ayin bestelenmiş, bunların sadece 50 kadarı günümüze ulaşabilmiştir. Bu renkli mevlevi seremonisini var eden unsurun musiki olduğu açıkça görülmektedir. Ayinin yapılabilmesi belli besteli eserlerin icra ile mümkün olur. 17. yüzyıldan bu yana pek çok örneği bestelenmiş olan mevlevi ayin şerifleri, bütün mevlevi müziğin bel kemiğini oluşturmakla birlikte klasik Türk musikisinin de en seçkin örneklerindendir. Öyle ki bu eserleri besteleyenlerden kimileri aslında la dini olarak adlandırılan klasik müziğin öncü isimleridir. Rıtri, Dede Efendi, Vardak Usta Müsaim Seyyid Ahmet Ağa, Zekai Dede, Hüseyin Fahrettin Dede gibi en usta ayin bestecileri aynı zamanda Türk musikisinin en önde gelen simaları arasındadır. Osmanlı tarihinin en renkli, hayatın bütün sahalarına yayılmış bir bestecisi olan Hammamizade İsmail Dede Efendi, genç yaşta Ali Rıfkı Dede'ye iktisat ederek çileye girdiği yeni toplum mevlidesinde klasik musikinin inceliklerini öğrenmiş, bestelediği 7 ayin-i şerifte de mevlevi müziğinde sayılı bir renkliye erişmiştir. Efendim bu kısa özetten sonra az sonra icra edeceğimiz konserin akışı hakkında, içeriği hakkında biraz bilgi vermek istedim. Aslında bu program için düzenlediğimiz, tertip ettiğimiz orijinal bir diziliş diyebilirim. Yapacağımız seçkiyi anlatmak için. Efendim burada aslında burada özetlemeye çalıştığım ve farklı bestekarlarından bahsettiğim muhtelif mevlevi ayinlerinden belli parçaları makam, usul ve melodi uygunluklarını gözeterek arka arkaya dizdik. Ve bunları sanki bir ayin işçisine tek bir parça halinde icra edeceğiz. Ayinlerden bu bölümleri sunduğumuz kısım. Naat'in en baş kısmının okumasıyla başlayacak. Daha sonra Nail Osman Dede'nin Uşak Beşleri'yle icra edeceğiz. Daha sonra Zekai Dede'nin İsfahan Ayin Şehri'nden bir bölüm. Akabinde Beste-i Kadim Hüseyin ve Pençkah Ayin Şehri'nin üçüncü selam kısmı olan üçüncü selamından bir kısım icra edeceğiz. Efendim takiben Beyat-ı Ayin Şerif'i Küçük Derviş Mustafa Dede'nin ve Abdurrahim Külhi Dede'nin Hicaz Ayin Şerif'i dert bölümleri icra edeceğiz. En son son peşte ve son yürük semai olarak Zer Mahfuk ismi verilen ve genellikle Beyat-ı Ayin Şerif'in Hicaz Makamiyeti Ayin Şerif'lerin sonunda çalınan saz parçasına yer vereceğiz. En son bir tambur taksiminde de programı nihayete erdireceğiz. Ben burada
sözü hitama erdiriyorum ve sözü saza ve söze bırakıyorum. Hak doğ.
Her ki bugün ve
Biçare mümin olan Mevlana.
Misafirler. Panelimiz burada sona ermiştir. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.